Sözcü Televizyonu'ndan İyilik Sağlık Programı'ndan herkese merhaba. Sokrates'in de dediği gibi yaşamak değil, önemli olan iyi ve doğru yaşamak. O yüzden bizler de iyi kalmanın, sağlıklı yaşamanın ve kendimize iyi bakmanın yollarını alanında uzman hekimlerle konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugünkü konuğun tıbbi onkoloji uzmanı Doçent Doktor Esat Namal. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bu davet için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi halk arasında konuşmak istemediğimiz, konunun gelmesinden dahi çekindiğimiz bir konu var. Kanser ve tedavi süreci. Ama bu konuda bilgilenmemiz de gerekiyor açıkçası ve bu kanser ve tedavi sürecinde algılar hep çok kötüdür. İnsanların neden kanser algısı bu kadar kötü? Şimdi insanların kanser olgusunun kötü olmasının sebebi, günümüze kadar, hatta son 10 yıla kadar kanser tedavisinde ve tabii tanısında, özellikle de erken tanısındaki teknik yetersizlikler ve tedavi seçeneklerinin azlığı nedeniyle yaşam sürelerinin az olduğu bir hastalık olmasıydı. Ama bu hastalık yeni oluşmuş bir hastalık değil. Bu hastalık insanlık var olduğundan beri, hatta hayvanlar varken de tüm evrim süreci içerisinde hep var olmuş bir hastalık. Mısır papirüslerine baktığınız zaman kanserden bahsediyor. Dönüp bakıyorsunuz, işte Perslerin tarihine bakıyorsunuz. 2500 yıl önce, 2000 yıl önce kanser olmuş insanlar var. Ve bunlar hep tarihe not düşürmüş. Kanser hep var. Kanser nedir? Kısaca özetlemek istiyorum. Kanser dışarıdan gelen bir virüs, bir bakteri, bir hastalık, bir bulaşıcı hastalık falan değil. Kanser bizim kendi hücremizin hastalığı. Yani kendi hücremizde ortaya çıkan bir mutasyon nedeniyle kontrolden çıkmış bir büyüme söz konusu. Hücrelerin büyümeleri aslında kontrollüyken kontrolden çıkıyor ve kötücül bir büyüme başlıyor ortada. Ve tümör dediğimiz oluşumları ortaya çıkarıyor. Aslında özet kısaca bu. Bir mutasyon, kontrolden çıkmış kötücül bir büyüme. Kanser hücresi bizim normal hücrelerimizle aynı yolları kullanıyor büyümek için. Aynı beslenme yolları, aynı destek yolları. Yani dışarıdan bir şey değil. O biziz. Ve çok sevdiğim, yine geçtiğimizde de bir programda söylemiştim, güzel bir tanımı var kanserin. Birlik, bildik varlığımızın kötü bir, çarpık bir sureti. Aslında bildik varlığımızın çarpıklaşmış bir sureti. Kanser bu. Ve kanser ilk başta ta Mısır papirüslerinden bugünlere geldiğiniz zaman hep tedavisi olmayan bir hastalık olarak algılanmış. Tedavisi yok. Sonra Orta Çağ'a gelmişler. Orta Çağ'da bir şeyler denemişler. Ki onları hala deneyenler de var. Maalesef ona da gireriz daha sonra. Sonra cerrahi seçenekler girmiş. Sonra ilaçlar bulunmuş. Sonra bir sürü yanlış ilaç denemeleri yapılmış. Bilim de sürekli gelişiyor. Ve son dönemde kanser öyle bir hale geldi ki gerçekten tedavi edilebilir. Eğer mutlak şifa sağlanamıyorsa da bir kronik hastalık haline dönüştürülebilir bir hastalığa evriliyor kanser. Tıpkı hipertansiyon gibi, bir ilaç alıyorsunuz ve kontrol altında çok uzun süre yaşayabiliyorsunuz. Tıpkı bir şeker hastalığı gibi, bir ilaç alıyorsunuz. Bu nedenle o kanserdeki mutlak ölüm, mutlak kötü son algısı son dönemlerde değişmeye başladı. En azından bilim dünyasında değişmeye başladı. Ama önemli olan hastalarda bu algının olması ve bu nedenle sizin programınız bu anlamda şu an çok kıymetli. Bir farkındalık oluşturmak da istiyoruz. Kesinlikle. Aynı zamanda özellikle kanser ve tedavi sürecinde. Şimdi kanser tedavisinde son 10 yıldır hakikaten çok ciddi gelişmeler söz konusu, büyük gelişmeler oldu. Kanser denince akla onkoloji, tıbbi onkoloji veya işte ilk olarak kemoterapi geliyor. Bu onkoloji hastalıklara biraz da multidisipliner yaklaşımla, bravo,
geliyor. Hatta tıbbi onkologlar için de orkestra şefi benzetmesi çokça yapılıyor. Evet, orkestra şefi benzetmesi yapılıyor, doğru. Şimdi tedavi yöntemleriyle ilgili izleyicilerimizin hakikaten merak ettiği, öğrenmek istediği pek çok soru işareti vardır elbette ama bu multidisipliner yaklaşım tam olarak ne oluyor? Önce sizden onu dinlemek istiyorum ben. Şimdi kanser hastalığı tek bir hastalık değil. Kanser hastalığının yüzlerce tipi var. Her organ hastalığının onlarca tipi var. Mesela bir meme kanseri, işte alt gruplarını, yaşa bağlı, işte evresine bağlı, genetik yapısına bağlı, dokudaki histopatolojik özelliklerine bağlı bir sıraladığınız zaman 100 küsur meme kanseri var. Ve hiçbiri bir diğerinin aynı değil. Her birisinin tedavisi farklı, yaklaşımı farklı, beklenen sağ kalımı farklı. Her şeyi farklı, birbirinden ayrı aslında. Her insan birbirinden farklı. Her insanın kanser tedavisi birbirinden farklı. Ama algı... Kişiye özel tedavi kişiye özel, tabii ki. Yani. Tabii, önce o girişi yapayım, sonra multidisipline gireceğim. Fakat insanlarda şöyle bir algı var, hani algıdan açtınız ya konuyu. Meme kanseri tek bir hastalıkmış gibi. Akciğer kanseri tek bir hastalık, kolon kanseri tek bir... Eskiden öyle bakılıyordu zaten. Hasta gelirdi, ver kemoterapiyi gitsin. Artık öyle değil. Kişiye özel tedavi. İşte burada devreye girmeye başlıyor. Hiçbir hastalık bir diğerine aynı değil. Ama insanların öyle bir algısı var ki mesela, tabii teknoloji de gelişti. Meme kanseri grupları var mesela. Akciğer kanseri grupları var. Hani bilgi eksik, fikir çok. Hani klasik laf. Hepsi birbirlerine tavsiyede bulunuyor. Diyor ki benim doktorum bana şunu verdi, bu sana niye vermedi? Şimdi ama bu genel olarak zaten Türk toplumunun yaptığı bir şeydir. Aktar'dan ben şu ilacı kullandım, çok iyi geldi. Tabii, sana da tavsiye ederim gibi. Doğru ama çok sadece Türk toplumu değil, dünyada bu çılgınlık var. Dünyada bu çılgınlık var. Hadi sohbet havasına gittik, sorudan çıkıyoruz. Bence daha iyi oluyor. Dünyada bu çılgınlık var ve belki daha fazla batıda. Ve özellikle entelektüel düzeyi daha yüksek, daha böyle okumuş, araştırmış insanlarda bu algı ve bu yanılgı inanın daha fazla görülüyor. Ben okudum araştırdım ama güveniliyor yani. Ben okudum araştırdım. Ya ben bunca sene bütün tıbbi onkologlar, tıp fakültesi bitiriyor, üstüne iç hastalıkları uzmanı oluyor, üzerine bir daha tıbbi onkoloji yapıyorsun. Biz daha onlar kadar bilmiyoruz vallahi. Yani geliyorlar öyle bir araştırmışlar ki, ama öyle değil işte, o dünya öyle değil. Şimdi buradan girdik, multidisipliner yaklaşım dediğimiz şey ne? Multidisipliner yaklaşım şu demek, kanserin tek bir tedavisi yok. Şimdi kanseri erken evre yakalarsanız mutlak tedavisi bir kere bir cerrahi gündeme geliyor. Bunun yanında diğer branşlar var. Mesela teşhisi koyacak olan patologlar çok kıymetli burada. Radyologlar çok kıymetli. Nükleer tıp uzmanları çok kıymetli. Patolog bize hangi kanserin hangi tür olduğunu söylüyor. Genetik bilimi var. Hangi ilacın ona işe yarayacağına biz bakıyoruz. Daha sonra diğer, mesela radyasyon onkolojisi var. Radyasyon onkolojisi her hastalıkta değil ama birçok hastalıkta radyoterapi dediğimiz şeyi gündeme getiriyor. O baktığımız genetik testlerle biz halk arasında akıllı ilaç denen ama aslında hedefli tedavi olan, adı hedefli tedavi, targeted terapi dediğimiz bir tedavi, işte bir takım haplar ya da başka yöntemlerle, onlar uygun mu değil mi diye bazı genetik testlere bakıyoruz. Genetik dediğimde kalıtsallığı kastetmiyoruz. Bu da bir algı. Şunu söyleyeyim. Kanser bir gen hastalığıdır. Ama genetik hastalık değildir. Kanserlerin sadece %9'u onu genetiktir. Yani kalıtsaldır. Geri kalanı rastlantısal dediğimiz sporadik tümörlerdir, kanserlerdir. Yani hepimiz aslında kanserli hücre taşıyor muyuz? Şimdi tabii böyle de bir şey var. Kanserli hücre derken o mutasyona uğramış hücreyi kastediyoruz. Vücudumuzda hepimizin onlarca, yüzlerce mutasyon oluyor zaten. Hep bir mutasyon oluyor. Ama kontrollü hücre, büyüme ama oluyor. Kontrollü oluyor. O mutasyona uğramış hücreler vücuttaki değişik mekanizmalar tarafından işte engelleniyor, ekarte ediliyor. Vesaire. O vücudun kendine ait savunma mekanizmaları var. Ama ortaya çıkan bir mutasyon onları kontrolsüz büyümeye sevk ediyor. Bu arada vücudun savunma sistemlerinde de bir mutasyon oluyor bazı genlerde. O da devreden çıkıyor. Bu şekilde kanserleşiyoruz ve
büyüyoruz ama vücudumuzda her an mutasyon tabii ki oluyor. Bu kontrolsüz büyümeyi peki genetik testlerle öngörebiliyor muyuz biz? Şu an için öyle bir teknoloji yok. Yani kontrol mesela kandan işte bazı testlerle dolaşan tümör hücresini tespit edebildiğini iddia eden bazı şu anda çalışmalar var. Ediyorlar da. Ama hasta kanser değil. Aslında burada başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi siz kanda dolaşmakta olan hücreyi tespit ettiniz. Peki hastayı tedavi edecek miyiz biz? Hiçbir şey yok hastanın. Bir yerinde tümörü yok. Herhangi bir belirti yok, bulgu orada yok. Orada komplike bir durum oluşuyor. Orada da başka bir durum var. O nedenle o testler zaten tam olarak kullanıma girmedi. Ama kanser tanısı koydunmuş, kanser tanısı olan hastalarda bu kan testlerine bakarak, kandan, likit biyopsi dediğimiz testlerle bakarak hangi gende mutasyon olduğunu buluyoruz. Ve hangi tedavinin uygulanması gerektiği. Evet, mutasyonu buluyoruz. Hangi tedavinin uygulanacağı konusunda da şu anda yani bazı mesela akciğer kanserinde, melanomda, işte kolon kanserinde o baktığımız testlerle hangi tedaviyi vereceğimizi buluyoruz. Ama bildiklerimiz hani o klasik örnek var ya buzdağı. Hani henüz görünen kısmı. Daha tıpta çok büyük gelişmelere özellikle kanserde çok büyük gelişmelere ihtiyacımız var. Bu multidisipliner yaklaşım dediğim şeyde takıldık orada. Mesela immünoterapi dediğimiz tedaviler var. Hı hı. Ama immünoterapi de öyle bir sunuluyor ki şu anda sanki yani aşılar tamamen kansere çare olacak. İmmünoterapi tamam abi kanser bitti. Öyle bir şey yok. Yani immünoterapi her hastaya uygun değil. Her kanser tipine uygun olmayabiliyor. O hedefli tedaviler, akıllı ilaçlar her kanser tipinde uygun değil. Her kişiye uygun değil. Onlara biz bakıyoruz kime ne uygun diye. Bu arada diğer başka tedaviler de gündeme geliyor. İşte hücre bazlı tedaviler filan. Bir de sormanızı bekliyorum. Mutlaka sorarsınız. Küba aşısı falan. Hani Küba değil mi? Yani böyle efsaneler falan da var. Tıpta evet büyük gelişmeler var ama hala bir mutlak çözüm yok. Ama hangi hastalıkta mutlak çözüm var ki? Bu multidisipliner yaklaşıma hem tanı koymada hem de tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğini evet. anlamamızda ve uygulamamızda evet, bunun için de destek alıyoruz. İyi merkezlerde multidisipliner tümör konseyleri olur. Her branşın hekimi toplanır, vakaları tek tek tartışırız biz. Ne yapacağımıza birlikte karar verilir. Tek kişinin yapacağı iş değildir yani. Bir de ilk başta dediğiniz gibi hepsi genetik değil kanser türlerinin. Gen rahatsızlığı ama genetik değil, değil. Dediniz. Gende bir aynı mutasyon zamanda var. Aynı zamanda beslenme ve bu konuda da sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gereken unsurların olduğunu da söylediniz. Bravo. Peki tüm bunlar ele alındığında kanser olmamak, kanserden kaçmak mümkün mü? Mümkün. Kanser hastalarının bazı çalışmalar %30 diyor, bazıları %40 diyor ama rakamlara boğulmayalım çünkü en güzel yalan böyle istatistiksel rakamlarla konuşulur. Bir de böyle virgül koyar, %18.7'si falan ulan yani öyle bir şey konuşmayalım. Yani şunu diyelim, kanser hastalıklarının oldukça önemli bir oranda önlenebilir kanserler olduğunu biliyoruz. Önlenebilir. Bir de önlenemeyen durumlar var. İşte önlenemeyen durumlar o genetik taşıyıcılık, ailesel işte yük falan. Ama önlenebilir nedenler var. Yani risk faktörleri var kanserin. Ve bu risk faktörlerinden eğer uzak durmayı başarabilirsek bu hem bir bireysel durum hem de bir halk sağlığı sorunudur aslında. Nedir bu risk faktörleri? Kanıtlanmış, %100 kanıtlanmış. Dünyanın en kötü alışkanlığı sigara. Sigaranın kanser yaptığı hem de bir sürü kanser, sadece akciğer falan değil ya, pankreas kanseri, mesane kanseri, meme kanseri, bir sürü kanserde. Neden sigara? Çünkü sigara o bahsettiğim mutasyonu başlatıyor. Ya üstelik öyle aylarca, yıllarca falan sigara içmenize gerek yok ya. Bir sigaradan bir nefes çekmeniz bile bir mutasyonu başlatabilir diyorlar. Hani o mutasyon dedim ya, kontrolden çıkan büyümeyi anlatan. Sigara, mesela sigara içmezsek, İçenlerin bırakmasını sağlayabilirsek ki bu da çok katkı yapıyor. Kanserden kanseri önleme şansımız olabiliyor. Sigara ile beraber alkol, enfeksiyon hastalıkları, mesela enfeksiyonlardan kaçınmak çok önemli bir şey. Hepatit aşısı bulundu mesela. Eskiden bu hepatit virüsünün ciddi karaciğer kanserleriyle karşılaşıyorduk. Hepatit aşısının yaygınlaşmasıyla karaciğer kanseri tabii ki virüs bağlantılı karaciğer kanseri önlenmeye başladı. Meşhur HPV aşısı. Bu HPV aşısı serviks kanserinden koruyor. Hatta baş boyun kanserinden koruyabiliyor bu virüse bağlı. Bu HPV aşısını mesela Türkiye'de
şimdi çok yaygınlanmaya başladı. Tüm kadınların hatta erkeklerin olması öneriliyor. Evet. Virüsler yani enfeksiyonlar. Ve hatta belli yaş aralıkları da var. Var da. Ama ne olursa olsun çoğunlamışsanız da olun diyorlar yani. Bu arada güneş ışığı mesela, güneşe maruziyet tamam, güneş iyidir belirli bir noktada. İşte D vitamini şu bu ama abartılı bir güneş ışığına maruz kalmak, hele ki doğal olmayan solaryumlar vesaire, ciddi cilt kanserlerine neden oluyor. Ya bunun gibi mesela kentsel yaşam, sanayi, tarım ilaçları, pestisitler, mesela egzersizle obeziteden bağımsız olarak, kilodan bağımsız olarak kansere karşı koruyucu etkisi olduğu ortaya çıktı. Ama egzersiz derken de abartılı böyle ağır egzersiz değil. Bir yürüyüş yapmak bile yeterli yolda yürüyüş. Değil mi? İşte yüzme yapabilenler zaten için. Zaten stres de attırdığı için evet. Aynı zamanda. Strese sonra sakladım stresi zaten. O egzersiz çok çok kıymetli bir şey. Ve tabii ki beslenme. Hani organik beslenme. Ama ne kadar sağlayabiliriz? Tabii ki bu dediğim gibi hem halk sağlığı sorunu hem tüm dünyanın sorunu. Yani bu kadar nüfusa o besin desteğini, besin zincirini nasıl sunulacak? Tabii bunlar hep ciddi olarak tartışılması gereken. Tek başına ele alınabilecek bir konuda değil. Değil. Bunlar. Yani bunun için ciddi tüm devletlerin hani bu konuda konunun içinde olması gerekiyor. Bunların hepsinden kaçabilmemiz gerekiyor. Kaçınabilirsek kanser olma riskimiz gerçekten az oluyor. Ve tabii ki stres. Ha yaşadığımız dünya koşullarında stressiz yaşamayı becerebilen var mı aranızda bilmiyorum ama ben çok başaramıyorum açıkçası. Başarabilen henüz de kimse görmedim. Çünkü bu hayat maalesef bize böyle stresli bir yaşamı sunuyor. Ama ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Zaman daha yavaş akardı sanki. Ve stres daha azdı insanlarda. Ama tabii geçim derdi... Stressiz yaşamak mümkün değil ama biraz daha kontrol altına belki, almak mümkün gibi. Belki biraz daha iyi. Bir de son dönem kanser hani... Son dönemlerde arttı mı? Evet arttı. Niye arttı? İşte stres arttı, o arttı, bu arttı, kalabalık, işte sanayi, tarım ilaçları, kötü beslenme bunlar arttı. Bir de tanı yöntemleri arttı. Eskiden özellikle genç kanserlerde tanı konulamıyordu hastalara. Hasta kaybediliyordu. Ya vah vah işte çok da gençti diyorduk. Ama şimdi bu farkındalık arttı. Taramalar arttı. Kanser tanısı daha fazla konmaya başladı. O da bu artışı daha hızlı gösteriyor. Ama kanserle ilgili özet son değil tabii. Hani belki siz ayarlarsınız ama söyleyeceğim şey çok umut vaat eden çalışmalar var. Özellikle genetik bilimindeki büyük gelişmeler, mühendislik alanındaki büyük gelişmeler sırf tek başına değil. Yani mühendisliğin de büyük desteği var. Kanseri bir kronik hastalık haline çevirip onunla birlikte yaşamayı öğrenirsek sağ kalımlar artacak. Ama en başta sorduğunuz ölüm, hani ölümle eşdeğer tutuluyor kanser. Bu çok yanlış. Çünkü ölüm zaten var. Yani ölüm kaçınılmaz bir gerçek. Bununla karşılaşacağız. O risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzak durup olursak da erken yakalamak. Çünkü erken yakalarsak tam şifa oluyor bu hastalıkta. Yakalayamazsak da asla vazgeçmemek, bilime güvenmek, efsanelere, şehir efsanelerine inanmamak, binlerce türü olan, binlerce kanser mutasyonu olan bir hastalığı bir otun kökünü kaynatıp geçebileceği inancından uzak durmak. Biz yine de erken tanı hayat olmak. Kurtarır diyelim hocam. Kesinlikle. Ben şimdi size son olarak Küba aşısını da sormak istiyorum. Çünkü hakikaten immünoterapi çokça yayılmaya başladı. Küba aşısı için siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Küba aşısı çokça soruluyor ve Küba aşısı yeni bir gündem değil. Yaklaşık 10 yıldır bizim gündemimizde. Ama dünyanın hiçbir yerinde inanın bizim ülkemizde olduğu kadar gündemde değil. Şimdi Küba aşısının yani Kübalıların bir sıkıntısı var. Çok uzun yıllardan beri ambargo altında bir ülke Küba. Siyasi nedenlerle. Modern tıp tekniklerine ulaşamıyorlar. İlaçlara ulaşamıyorlar. Ve gerçekten çok çalışkan bir toplum. Bu ambargolu olmanın dezavantajını çalışarak kapatmaya çalışıyorlar.
Ve bu Küba'da biliyorsunuz puro içiyor bunlar. Ve dünyanın en tehlikeli, en kötü alışkanlığı olduğunu söylediğimiz sigara orada yani adeta bir endemik saldırı halinde yani. Herkes puro içiyor orada. Bir kültür gibi o. Ve akciğer kanseri gerçekten salgın gibi Küba'da. Ve bu adamlar da ne yapmışlar? Çok çalışkanlar gerçekten, bilinçliler. Demişler ki biz bir ilaç bulalım ya, kendi ilacımızı kendimiz geliştirelim. Ve bu Küba aşısı denen şeyi aslında aşı da değil o. Çünkü aşı deyince hani Covid'den deneyimliyiz ya. Evet. Hani ona engel olacak bir şey gibi değil. Hayır, bunların aşı dedikleri şey öyle bir engelleme olayı değil. Ne biliyor musunuz Kübalıların yaptığı? Kübalılar akciğer kanserinin bir türü olan adeno kanserli belirli sayıda bir hastayı almışlar çalışmaya. Bunların hepsine bir kemoterapi vermişler. Ama bu kemoterapiler de şu anda bizim kullanmış olduğumuz modern üst düzey kemoterapiler değil. Çok eskide kalmış kemoterapiler çünkü onların o ilaçları yok. Eski kemoterapi ilaçlarını vermişler. Bu grubun içerisinde bu kemoterapiden fayda gören grubu ayırmışlar. Fayda görmeyenleri bırakmışlar zaten. Fayda görenleri almışlar. Onları da ikiye bölmüşler. Bir yarısına bu aşıyı, buldukları aşıyı vermişler. Bir yarısına da bu aşıyı vermemişler. Aşı verdikleri diğerlerinden yaklaşık 3 ay falan fazla yaşamış. Şimdi bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bu iyi bir sonuç. Yani üzerinde durulması gereken bir şey bu. Ve belki geliştirilebilecek. Geliştirilebilecek bir şey. Ve adamlar geliştirmeye çalışıyor. Hatta bununla ilgili bir takım çalışmalar var. Arjantin'de var, Bolivya'da var. Çalışıyor. Hatta Amerika'da bir merkez galiba çalışıyor. Fakat henüz kanıtlı değil. Fakat Türkiye'de öyle bir algı var ki, bakın az önce dedim, akciğer kanserinin sadece bir türünde kemoterapi almış, fayda görmüş bir grup diyorum. Ohoho, ama bizim hastalarımızın kafasına öyle bir sokulmuş ki bu. Küba aşısı her derde deva. Bir de olaya bir de siyasi bir şey sokmuşlar. Hani o Kübalıların o masumiyetleri, o ezilmişlikleri, yıllar içerisinde uğradıkları haksızlıklar filan. Sanki onların mükemmel bir iş yapabileceği gibi de bir algı oluşmuş. Ya bilim böyle bir şey değil. Bilimde böyle bir şey yok. Adamlar çalışıyor, uğraşıyor. Bir yerlere belki gelecek. Ama şu an Küba aşısı böyle bir şey değil. Yani algılandığı gibi bir şey değil. Ha, biz de ayrıca Küba düşmanı değiliz ki. Yani o kanıtlı bir tedavi ise niye ver? Mesela Kübalıların başka bir ilacı var. Nimotuzumab diye bir ilaçları var. Bu aşı değil. Kübalılar buldu bunu. E biz onu beyin tümörlerinin bir grubunda veriyoruz. Hiçbir Küba düşmanlığımız falan da yok yani. Ama bilimsel olarak kanıtlı bir ilaç olduğu için biz onu veriyoruz. Bizim hiç kimseye böyle bilimsel bir düşmanlığımız yok. Bilimsel kanıtlara dayanarak. Yani o Küba aşısı gerekli çalışmaları getirecek. Bu kanıtlanacak. Ondan sonra biz de vereceğiz. Ha bir de bilim de mutlaka haşa Allah kelamı değil zaten. Bilim de yanılır. Bir süre sonra o bizim şu anda yaptığımız işlerde bazı eksikler çıkabilir. Tabii yanlışlar çıkabilir. Bilim çünkü her an gelişiyor. Ama bilim de bu. Olanı uygulayacağız ve yeni çalışmalara da devam edeceğiz. Güzel anlattın mı? Harikaydı. Tamam. Şimdi son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Kanser tedavisinde motivasyonun önemi çok yüksek. %100. Tedaviye cevap vermek için motivasyon çok önemli bir kaynak ve dolayısıyla hasta-doktor ilişkisi de burada çok önemli. Siz de masanın hem ön tarafında hem arka tarafında oturmuş bir hekim olarak Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Damdan düşmüşü getirin bana der. Siz de hastalık da geçirmiş bir hekimsiniz. Doktor-hasta ilişkisini nasıl kuruyorsunuz ve bir hasta yakını olduğunuzu da biliyorum. Şimdi burada hasta yakınlarına ne tavsiye edersiniz? Çünkü top her zaman beklediğiniz yerden gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Nereye atladıysam tersi atladım. Hepsi girdi golleri. Peki. Top hiç beklediğimiz yerden gelmez. En zoru inanın hasta yakını olmak. Hasta yakını olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tabii ki hasta olmak da çok sıkıntılı bir şey. Ama biraz algımızla ilgili bir şey bu. Hayata bakışımızla ilgili bir şey. Bunu inanç sistemleriyle de bağdaştırabilirsiniz. Yani hayata nereden baktığınızla ilgili bir şey. Yani ben şöyle düşünürüm her zaman için. Beklentiyi hiçbir zaman yüksek tutmadım.
kendim için. Ama umudu hiç kesmedim. Yani beklentiyle umut eş anlamlı kelimeler değil. Beklentimi yüksek tutmadım, umudumu hiç kesmedim. Hiçbir hastam için de umudumu kesmem. Hiçbir hastam için. Ama bir noktaya kadar geliriz. Ondan sonrası zaten bizim elimizde pek olmuyor. Ama şunu bileceğiz, hep söylerim. Sonuçta ölüm var ve bununla beraber yaşıyoruz. Bu dünyada bugüne kadar kaç? 108 milyar kişi mi? 118 milyar. O civarda bir insan yaşamış gitmiş yani bu devirde. Bu dünyada böyle. Ha yarın öbür gün mesela CRISPR-Cas9 diye bir sistem, kapatmadan bunu da anlatayım. CRISPR sistemiyle hatalı geni bir makasla kesiyorlar. Yerine sağlam geni koyuyorlar. Nobel aldı iki kadın bilim insanı. Nobel aldı. Bu makas buldular ya. Hasarlı geni kesiyor, sağlamını koyuyor. Şimdi bu bizi nereye götürür bilmiyorum. Bir kurgu bilim senaryosuna da götürebilir bu bizi. Çok farklı yerler. Yani ölümsüzlüğü mü bulurlar? Kanserin çaresini mi bulurlar? Gen hastalıkların çaresini zaten buluyorlar yavaş yavaş. Yoksa ne bileyim, bir kaplumbağanın o sırtındaki o sert kabuğu olmasına neden olan geni alıp insana verip kurşun geçirmeyen askerler mi yaratırlar? Bilmiyorum. Yani çok bu insanlığa da çok gidiyor. Yani insanlığa çok güvenim yok. Umudu o CRISPR-9 sistemi de büyük bir umut. Onunla da kapatmak isterim yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Asıl ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. İstediğim gibi konuşabildim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Teşekkürler. Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Esat Namal bizlerle birlikteydi. Şimdi devam ediyoruz. Yanımda radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi Esat Hoca ile konuştuk. Esat Hoca'ya sordum. Türk toplumunda özellikle kanser algısı niye bu kadar kötü diye hep konuşmaktan da çekiniriz aslında. Siz ne diyeceksiniz? Tahtaya vuruyoruz kanser kelimesini görünce halen. Ya aslında şöyle, bu bize biraz eskiden kalma, biraz Yeşilçam filmlerinden kalma bir algı. Biraz bizim kültürümüzden kaynaklanıyor. Çünkü ben Amerika'da, Fransa'da ve İsviçre'de de daha önce doktor olarak çalıştım ve orada bu kadar kötü değil algı. Biz biraz teslim olmayı seviyoruz. Bunu Allah'tan gelen bir hastalık olarak kabul ediyoruz, teslim oluyoruz ve aslında kaybetmeye orada başlıyoruz biz kanserde. Son zamanlarda kanser tedavisiyle ilgili çok büyük gelişmeler oldu. Özellikle son 10 yıldır inanılmaz gelişmeler var ama tedavi deyince, kanser tedavisi deyince akla ilk olarak radyoterapi ve kemoterapi geliyor. Şimdi ikisi arasındaki fark özellikle ne? İkisi arasındaki farkı anlatmadan önce isterseniz kanserdeki gelişmeleri birazcık nasıl olduğunu anlatmak isterim ben. Çünkü insan genom projesi öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırabiliriz aslında. İnsan genom projesinin ön sonuçları açıklanmaya başlamadan önce kanser tedavilerindeki gelişmeler daha çok bilgisayar teknolojisine bağlı oldu ve radyoloji ile radyasyon onkolojisinin hayatı etkilendi. Radyolojide daha iyi tümörü görüntülemeye başladık biz oradaki bilgisayardaki gelişmelerle. Tabii ki daha iyi gördüğümüz, daha iyi tanıdığımız bir tümörü daha iyi tedavi etmeye başladık. Aynı şekilde radyasyon onkolojisindeki gelişmelerle de biz daha tümöre odaklanan, çevre dokuyu daha iyi koruyan, normal dokuya çok daha saygılı, yan etkin ve dolayısıyla hayat kalitesinin daha yüksek olduğu tedaviler yapmaya başladık. İnsan genom projesinin sonuçları açıklanmaya başlandıktan sonra, yani genetik mutasyonları saptayarak tedavi vermeye başladığımızda itibaren de medikal onkolojinin hayatı çok değişti ve biz daha nokta atışı, daha hedefe yönelik, kanserli dokuyu daha iyi tanıyarak verdiğimiz tedaviler yapmaya başladık. Tabii böyle tedaviler yapınca da yan etkisi daha az, etkinliği çok daha fazla tedaviler verilmeye başlandı. Radyoterapide de aynı şekilde genomik değişikliklerden gen bilgisi arttıkça yaptığımız tedavinin etkilerinin de artacağı tedaviler yapmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Ama bu biraz daha medikal onkolojinin arkasından geldi. Ama radyoterapilik değişiklikler tabii ki bizim çok daha etkin, cerrahiyle yarışır sonuçlar elde etmemize sebep oldu. Kemoterapiler
hedefe yönelik ajanlar, immünoterapiler bunların hepsi sistemik tedavilerdir. Ağızdan bir ilaç alırsınız veya damardan uygulanır ve bütün vücuda etkisini gösterir. Cerrahi veya radyoterapi gibi tedavilerse lokal tedavilerdir. Etkisini sadece uygulandığı yerde gösterir. Aslında şöyle bir sınıflama yapmamız da mümkün bizim. Eğer bir tümör erken evreyse, yayılmamışsa sadece cerrahi veya radyoterapi gibi lokal tedaviler uygularız. Ve tümörü yok ederiz tamamen. Çok uzun bir süre en azından tümörün yükseltmesini beklemeyiz. Ama biraz ilerlemiş evredeyse veya biz buna lokal ileri evre diyoruz ya da metastaz yapmış başka yerlere yayılmış bir tümörse o zaman işin içine sistemik tedaviler giriyor. Tabii ki sistemik tedaviler ne kadar nokta atışı, ne kadar hedefe yönelik olursa olsun mutlaka biraz yan etki oluşturuyor. Kanser algısının bu kadar kötü olmasının sebeplerinden biri de belki bu verdiğimiz kemoterapilerdi, standart kemoterapilerdi. Çünkü çok fazla yan etki oluşuyor, insanları bir süre hayatlarından alıkoyuyoruz. Ama ne olursa olsun kanser artık günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık, her şeyden önce önlenebilir bir hastalık ve bizim kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hale getirebildiğimiz bir hastalık. Burada algının biraz kötü olmasının sebeplerinden biri de belki bu sistemik tedaviler. Aslında biz kanserle değil de, kanser dokuyla değil de bu sistemik tedavilerin yan etkileriyle başa çıkmaya çalışıyoruz kanser tedavi sürecinde. Öyle olunca da tabii ki kötü bir algı oluşuyor. Ama artık izleyicilerimiz müşteri olsunlar, biz evre 4 dediğimiz metastatik evrede bile birçok kanseri tedavi edebiliyoruz. Aslında kanseri yeniliyor olmamızın iki sebebi var. O başta konuştuğumuz kanser algısı, Esas Hoca'nın da anlattığı. Kanser algısının kötü olması bizde aslında teslimiyetçi bir ruh hali yaratıyor ve biz baştan olayı bırakıyoruz. Aslında motivasyon ne kadar önemli? Moral ve motivasyon. Zaten ben karşıma gelen bir hastaya tedaviye başlamadan önce şöyle diyorum. Bu işin %50 başarısı benim verdiğim tedavilerin doğruluğu, %50'si de sizin inanç ve motivasyonunuzdur diyorum. İyileşme ümidi olmayan hiçbir hastalık yok. Yeter ki insanlar iyileşmek istesinler, yeter ki hastalarımız iyileşmek istesinler ve bu konuda bizimle işbirliği yapsınlar. Burada aslında tanı aldığımızda bir süreç başlıyor. O süreçte biz öleceğimizi düşünmemeliyiz. Kanser eşit değildir ölüm. Kanser iyileştirilebilecek bir hastalıktır, bir kronik hastalıktır. Sadece süre gerekiyor. O süreç içerisinde çok iyi organize olmaları ve motive olmaları gerekiyor aslına bakarsanız. Sonrasında bu dönemin geçeceğini, normal hayatlarına döneceğini bilmeleri lazım ve bu sürece en az zararla atlatmanın yollarına bakmalılar tabii ki. Hem onkolojik açıdan doğru tedaviler almalılar, hem de hayat kaliteleri, ruh durumlarını düşünüp ona göre organize olmalılar ve yola çıkarken de, tedavi için yola çıkarken de kendilerine iyi bir ekip arkadaşı seçmeliler. Yani iyi bir sağlık ekibi, iyi bir doktor seçmeleri gerekiyor sadece. Artık kansere bakış açımızın gerçekten değişmesi lazım. Gerekiyor. Peki şimdi tedavi sürecinde daha detaylı bir şekilde sizden dinlemek isterim elbette ama bu radyoterapi veya kemoterapi evrelere göre ayırıyoruz ve ona göre tedavi uyguluyoruz diyorsunuz ama kişiye özel tedaviler de mümkün değil mi? Sadece evrelerine göre bakılmıyor tedavi sürecinde. Zaten şimdi biz önceden kanser tanısı koyduğumuzda hangi organdan kökünü aldığına ve evresine bakıyorduk ve o organa göre ve evresine göre standart bizim tedavi protokollerimiz vardı. İşte erken evredeyse cerrahi veya radyoterapi, ilerlemişse belki önce kemoterapi veya bu tedavilerin kombinasyonları uygulanıyordu. Sonrasında biz 2010'lu yıllardan itibaren şey demeye başladık, kanser genomik bir hastalıktır demeye başladık. Gen mutasyonlarına göre tedavi dizaynlarını yapmaya başladık. Standart kemoterapi protokolleri değil de o saptanan genetik mutasyonlara göre hangi tedavi alacağına karar vermeye başladık. Sonra kanser immünolojik bir hastalıktır demeye başladık. 10 yıl sonra, 2020'li yılların başından itibaren son 4-5 yıldır özellikle. İmmünojenik hastalık demek bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık demektir. Bağışıklık sistemi hücrelerinden zengin bir tümöre bir sıcak tümör diyoruz. Eğer bağışıklık sistemi hücreleri yoksa ona soğuk tümör diyoruz ve aslında biz kanseri artık organına, evresine göre değil de sıcak veya soğuk tümör olmasına göre sınıflandırıyoruz ve bütün çabamız sıcak bir tümörde olabilecek en iyi tedaviyi vermeye çalışmak, soğuk bir tümörde de onu nasıl sıcak tümöre çevirmemiz gerekiyor
yarattığı immünolojik etkiyi, bağışıklık sistemi hücrelerini oraya nasıl toplamayı başarabileceğimize bakmaya başladık. Yani artık eskisi kadar hangi organdan kaynaklandığı, hangi evre olduğunu çok da fazla bir önemi yok. Biz kanserli dokuyu genetik ve immünolojik özellikleri yönünden ne kadar iyi tanırsak kanserdeki başarımız da o kadar çok ve artıyor aslında. Ve son evrede olsa bile bu başarı son aslında. Son evrede olsa bile tedavi edebildiğimiz artık yüzlerce, binlerce hasta var. İmmünolojik bir hastalık olmasının aslında bize şöyle bir getirisi ve faydası var. Kanser artık bağışıklık sisteminin bir hastalığı. Bunu biliyoruz. Tedaviye verdiği cevabı da belirleyen hastanın. Tedavi sonrasında nükselip etmeyeceğini ya da metastatıp atmayacağını belirleyen de tümörün ve kişinin kendi bağışıklık sisteminin durumu. O yüzden de biz hem doktorların, sağlık ekibinin hem de hastalarımızın kanser tedavilerine sadece kemoterapi, sadece radyoterapi, cerrahi diye bakmaması gerekiyor. Bir bütün olarak, yani integratif onkoloji diyoruz biz buna, bütünsel onkoloji yaklaşımı. Aslında bizim bütün hastalarımıza bütünsel onkoloji yaklaşımı içerisinde bakmamız gerekiyor. Bu hem daha insani, çünkü bu kişiyi sadece tedavi, hangi tedaviyi verebilirim diye değerlendirmenizi değil de onun alışkanlıklarını, ruh halini, ailesini, yaptığı işi, o ana kadar nasıl yaşadığını, ne olduğunu hepsine bir bütün olarak ele alan ve ona göre de tedavileri ilerleten, kişiyi sosyal anlamda, manevi anlamda da destekleyen, bağışıklık sisteminde mümkün olunca alıkoymayan bir yaklaşım gerektiriyor artık. Türkiye'de integratif onkoloji kavramı aslında hak ettiği yeri çok bulamadı. Çünkü biz onu biraz fonksiyonel tıpla ya da tamamlayıcı bitkisel tedavilerle karıştırıyoruz. Ama integratif onkoloji demek bilimsel tıbbın gerektirdiği tüm tedavileri uygulayan ama kişiyi daha insani bir şekilde ele alıp bir de onun bağışıklık sistemini ve tedavilerin etkinliğini arttırmak için neler yapabileceğini de göz önüne alan bir yaklaşım olarak aslında kabul etmemiz gerekiyor. Ben son 2 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi'nde bu dersi de koymaya başladım. Çünkü gerçekten insanlara sadece bir kemoterapi, radyoterapi verip gönderebileceğimiz materyaller gibi bakmamamız gerekiyor. Onları her haliyle ele almamız, her türlü ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Biz doktorlar bunu yaptığımızda da zaten verdiğimiz tedavilerin çok daha etkin olduğunu göreceğiz. Hastaların tedaviye uyumunun arttığını göreceğiz. Çok daha iyi sonuçlar alacağız ve hayat kalitesi de artacak. Biz önceden kanser hastalarını sadece tedavi etmeye çalışıyorduk ama artık kanser hastaları çok uzun süre yaşıyorlar ve tedavi edilmeleri kadar önemli olan bir başka konu da onların hayat kaliteleri. Onların hayat kalitelerini bozmayacak, normal yaşamdan koparmayacak. Mümkün olduğunca bunu kronik bir hastalık dönemi gibi atlatıp sonrasında normal hayatlarına döndürecek şekilde planlamamız, bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bunu yaparsak hem biz yaptığımız işin sonucunu, çünkü biz bir emek harcıyoruz hastalarımız için ve o emeğin sonucunu en iyi şekilde almak isteriz. Hem hastalarımız hayattan kopmayacak, hasta yakınları aynı şekilde, çünkü ciddi bir kemoterapi tedavisine başladığınızda hasta yakınlarını da biraz hayattan kopartıyorsunuz. O yüzden de bütün bunları göz önüne alarak tedaviler verdiğimizde aslında herkesin işi çok daha kolay oluyor. Peki şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık dediniz, hı-hı, ya. Kalıtsal gelen kanser türleri evet, var. Evet, sadece %5-10 oranında. Evet, bu çok düşük. Şimdi bu bağışıklık sistemiyle ilgili ise de benim hiçbir şekilde aile geçmişimde kanser hastası olmadan da bağışıklık sistemim düştüğünde ben kanser olabilir miyim? Veya aile geçmişimde kanser hastalığı varsa ben kanserden korunabilir miyim? Yani kanser olmamak mümkün mü? Kanser olmak mümkün. Şimdi kanserin DNA'ndaki mutasyonlarla oluşuyor olması sanki kanserin kalıtsal bir hastalık olduğu, bize işte atalarımızdan gelen engellenemez bir şeymiş izlenimini uyandırıyor. Oysa sadece %5-10 oranında kanser kalıtsal, en fazla %15, %85-90 kanser bizim yanlış hayat tarzımızdan, yanlış alışkanlıklarımızdan, seçimlerimizden, işte yönetemediğimiz stresimizden, kronikleştirdiğimiz kaygılarımızdan kaynaklanan bir hastalık aslında kanser. Bir ailede kanserin çok görünüyor olması o ailede kanserin kalıtsal olduğu anlamına gelmiyor. O aile bireylerin hepsi belki bir şeyleri yanlış yapıyordur. Yaşam tarzı da burada çok evet, etkili değil mi? Evet, beslenme şekillerinde bir sıkıntı vardır. Hepsi sigara içiyordur ya da bir kısmı içiyordur. Diğerleri buna pasif içici olarak maruz kalıyordur. O yüzden de kansere kalıtsal bir hastalık, yani devraldığımız bir hastalık olarak
bakma anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor aslında. Biz bir şeyleri yanlış yaptık ve o yüzden kanser olduk. Bunu kabul etmek ve buna göre yaşamak çok önemli. Kanser tedavisi aldığımızda da sonrasında zaten hiçbir şey olmamış gibi eski yanlışlarımızı yapmaya devam edersek, eski hayat tarzımızı, nüksetmesi de evet, kronik stresimizi devam ettirirsek zaten o hastalığı biz nüksetmeye mahkum bırakıyoruz. O yüzden de bizi kansere götüren sürecin ne olduğunu bulmamız çok çok önemli. Her bağışıklık sistemi düşen tabii ki kanser olmayacak. Çünkü kanser DNA'da mutasyonlarla oluşuyor. O mutasyonlar DNA'mızda kırıklar, bozukluklar oldukça bizim vücudumuzun tamir mekanizmaları onu onarıyor. Tamir mekanizmaları çalışıyor çünkü vücudumuzda. Ama o kadar çok mutasyon oluşursa, o kadar çok DNA kırığı oluşursa belli bir noktadan sonra vücut bunu tamir edemeyebilir ve bir süre sonra kanser oluşmaya başlayabilir. Bağışıklık sistemimiz düştüğünde de tabii ki bu tamir mekanizmaları çok daha az çalışacak ve bizi kansere götüren süreç belki hızlanacak. O yüzden de bizim kendimize uygun yaşıyor, kendi doğamıza, kendi genetiğimize uygun yaşamamız, en azından belli başlı alışkanlıkları ediniyor olmamız aslında bizi kanser dahil birçok kronik hastalıktan koruyacaktır. Şimdi sosyal medyaya veya dijital medyaya baktığınızda, konvansiyonel medyaya baktığınızda her gün bir doktorun bir şey önerdiğini görüyoruz. Aslında bizim şunu biliyor olmamız gerekiyor. Nasıl kanserli doku herkeste farklıysa, herkesin kanserinin içerdiği mutasyonlar ve immünolojik durumu kanserli dokusunda farklıysa, bizim hepimizin doğası da farklı, hepimizin genetiği farklı ve hepimiz biricik olduğumuz için nasıl parmak izimiz herkeste farklı. Bir tane daha dünya üzerinde bizim parmak izimizi taşıyan birisi yok. O zaman bizim herkese uyan bir diyet şeklini, herkese uyan bir besin takviyesini kabul edip de onu mutlaka tüketmemiz, yapmamız gereken bir alışkanlık, bir şey olarak görmemiz aslında çok akla mantığa uyan bir şey değil. İşte hepimize ozon öneriliyor, hepimize maydanoz detoksları öneriliyor, hepimizin aralıkta oruç yapmaktan fayda göreceğimiz düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Birimize iyi gelen şey bir başkasına iyi gelmeyebilir. Bizim genel olarak sigara, alkol, uykusuz kalma ve egzersiz yapmadan sporsuz kalma dışında aslında bütün her şeyi kişiye özel olarak planlamamız gerekiyor. Bunu da zaten altını çizerek ilk başta da bahsettik. Evet, hepimiz çok farklıyız birbirimizden. Lütfen bu hataya düşmeyelim. Çünkü dezenformasyon artık bizim günümüzün, çağımızın en büyük sorunu. Yapay zekada teknolojisi ilerledikçe dezenformasyon daha da korkulan bir boyuta ulaşacak. Bu konuda lütfen birbirimizi, kendimizi koruyalım. Şundan vazgeçelim. Şu vitamin takviyesi, şu ilaç bana iyi geldi. Bunu sen de al, kullan. Belki ona zarar verecek. Çünkü hepimizin karaciğer enzimleri farklı şekilde çalışıyor. Farklı hızla çalışıyor. Birimize iyi gelen diğerimize zarar verebilir. O yüzden de hepimizin birimizden farklı olduğunu, birimize iyi gelen şeyin diğerimize zarar verebileceği gerçeğini kabul etmemiz ve bizim buna göre yaşamamız gerekiyor. Ama hani çok temel, herkese tavsiye edecek şeyler neler? Sigaradan, alkolden uzak duralım. İyi bir uyku hepimiz için şart. Gece 11'de 12'de uyuyup sabah 6'ya 7'ye kadar deliksiz karanlık ortamda bir uyku ve stresi kronikleştirmeyelim. Stres gerçekten kanser başta olmak üzere birçok hastalığın sebebi. Stres, tabii ki stressiz bir yaşam mümkün değil. Hele dünyada günümüzde mümkün değil şu an ama stresi bir hayat tarzı haline getirirsek, sürekli kaygı içerisinde yaşarsak kanser dahil birçok hastalığın bizi beklediğini unutmamak gerekiyor. Zaten bu dördüne dikkat ettiğimizde büyük oranda biz kendimizi birçok şeyden korumuş oluyoruz. Bize neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini de mümkünse genetik testlerle, ama buna maddi manevi gücümüz yoksa da o zaman biraz algımızı kendimize döndürüp biraz vücudumuzu dinleyerek aslında neyin iyi gelip gelmediğini bularak yaşarsak zaten kanser başta olmak üzere birçok hastalıktan biz zaten korunmuş oluyoruz. Peki siz şimdi genetik testler demişken pek çok konuşmanızda da genetik testlerden destek aldığınızı söylüyorsunuz. Farklı. Tümör için kanser tanısı aldığımızda yapılan genetik testler çok farklı. Ama sağlıklı yaşam için yapılan genetik testler çok farklı. Zaten bu soruyu iyi ki sordunuz. Çok güzel bir soru oldu. Genetik test yapalım dediğimde hem kanser olmamak için gelen sağlık danışanlarımıza diyeceğim. Hastalarımız değil onlar. Hem de hastalarımız biz yaptırdık diyorlar. Oysa binden çeşit test var. Neye bakıldığı çok önemli. Orada doğru testi yaptırmak ve doğru kişi tarafından yorumlanması çok önemli.
çok önemli. Çünkü genetik bilimi çok gelişti ama standartize edecek kadar da çok gelişmedi henüz. O yüzden hangi laboratuvarın yaptığı, kimin değerlendirdiği, o teste nasıl yaklaşıldığı çok çok önemli. İşin uzmanlarına ulaşmaya çalışmak lazım. Peki şimdi internette, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Evet. Ve bir yerimiz ağrısa internette işte başım ağrıyor, tamam beyin tümörü var diye kendi kendimize tanı koyduğumuz noktadayız artık. Yani evet. Hani bu ne yazık ki engellenemez bir cehalet haline geldi diyebilirim artık buna. Ama mesela ben şimdi bir hasta olarak demeyeyim ama bir şikayetle danışan olarak size ben de alışıyorum. Geldim. Burada bana işte hangi genetik testi önerirsiniz diye soru sormam mümkün mü? Evet, ne beklediğiniz çok önemli çünkü bu genetik testlerden, niye yaptırdığınız çok önemli. Sizin ihtiyacınız olan şey çok önemli çünkü sizi bir dinlemek, bir muayene etmek gerekiyor. Aile hikayenizi almak gerekiyor, ailede olan hastalıkları dinlemek gerekiyor. Sizin sahip olduğunuz herhangi bir şikayetli hastalık varsa onları dinlemek gerekiyor. Bütün bunlar ışığında sizin neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek lazım. Yoksa herkese direkt olarak aynı şeyi önermiyoruz tabii ki, öneremeyiz. Ama bunları bir doktorla ve bu işi bilen bir doktorla tartışmanız gerekiyor. Kendi başınıza karar vermememiz gerekiyor. Bak, internette, televizyonda şunlardan uzak durmak lazım. Bilim sürekli gelişen, değişen bir şeydir. Bilim bugün kabul ettiği, savunduğu şeyi yarın dışlayabilir, reddedebilir. O yüzden de kesin ifadelerle konuşan, size bir şeyleri dikte eden hekimlerden, sağlık çalışanlarından ya da sağlık çalışanı olduğunu söyleyen insanlardan belki uzak durmak gerekiyor. Bizim esnek olmamız lazım. Her an her şeyin değişebildiğini, bize göre ya da başka insanlara göre doğrunun değişebileceği gerçeğini bilmemiz gerekiyor ve ona göre kendimizi ve yakınlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Ama lütfen en azından şundan uzak duralım. Bu ilaç, besin bana iyi geldi, bunu al sen de kullan. Aslında karşımızdaki kişiye çok zarar veriyor olabiliriz. En İstemeden, azından bunu yapmayalım. İyilik yapacağız derken evet, kötülük yapabiliriz. Artık 1950'li yılların Türkiye'sinde, dünyasında değiliz. En azından bu zihniyetten uzaklaşırsak zaten büyük oranda kendimizi ve çevremizi de koruyormuş olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güzel sorularınız için. Rica ederim. Hakikaten izleyicilerimizin farkındalığını artıracak bir sohbet oldu. Teşekkürler. Bugünkü bölümümüzde kanser ve tedavi sürecini alanında uzman hekimlerimizle konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.